Selamun aleyküm canlar. Bu videoda MLBBX Jujutsu Kaisen etkinliğinden Jujutsu Kaisen kostümlerini en ucuza nasıl alırsınız, direk elmasla alırsanız ne kadara patlar etkinliğe dair ne varsa bütün her şeyi detaylarıyla sizlere anlatıyor olacağım. Etkinliğe elması gömmeden önce dur yine Onsra Shop reklam mı deyip geçme. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Benim linkimi kullanarak Onsra Shop'tan elmas alımı yapan takipçilerime sürprizim var. Onlarla birlikte özel videolar çekeceğim. Özel etkinlikleri çok erkenden izleyip bilgi sahibi olma imkanları olacak. Ve buna benzer birçok ayrıcalığa sahip olacaksınız. Ama öncesinde şu bilgiyi vermek istiyorum. Hızlı, güvenilir, uygun fiyatın adresi Onsra Shop'tur. Bu videonun açıklama ve yorum kısmında bulunan Onsra Shop linkim üzerinden Onsra Shop'a kaydolduğunuzda belli dönemde tanımlanacak indirimlerden ve Discord sunucumda sizler için yapacağım çekilişlerden faydalanabilirsiniz. Biraz önce de söylediğim gibi benimle gameplay'ler, oyunlar, etkinlikler yapma fırsatına da sahip olursunuz. Bu tarz içeriklere katılmak için yapmanız gereken Discord sunucusu üzerinden ya da herhangi bir sosyal medyadan benimle iletişim kurmak, gerisini bana bırakın canlar. Bu arada canlar, Onsra Shop'un sponsorluğunda Discord sunucumda birbirinden güzel çekilişler yapıyorum. Mesela MLBX Jujutsu Kaisen etkinliğinin Part 1 premium tedariğinin çekilişi Discord sunucumda onlarca kişiye premium tedarik yapacağım. Ve buna benzer çekilişleri sürekli Discord sunucumda yapıyorum. O yüzden hepinizi Discord sunucuma bekliyorum. Sunucumun linki videonun açıklama kısmında mevcut. La oğlum yeter bu kadar reklamda. Haydi videoya. Etkinliğe binlerce elması gömmeden önce ucuza nasıl alırsınız taktiğini söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi etkinliğimizin süresi 36 gün. 36 gün boyunca 25 elmaslık indirimi her gün etkinliğe girip ekranda görmüş olduğunuz gibi yaparsanız toplamda 900 elmas harcıyorsunuz ve bu 900 elmas karşılığında 360 puanı cebinize koyuyorsunuz. Daha sonrasında ekranda görmüş olduğunuz tarihlerde oyunumuza Part 1, Part 2 premium tedarik gelecek. Part 1 ve Part 2 premium tedarikten toplamda 58 bilet elde edeceksiniz. Ve etkinlik görevlerini yapmak için yüklemiş olduğunuz 250 elmasın harcama görevinde bu etkinlikte yaparsanız böylelikle 500 elmasa 700 puan kasmış oluyoruz. 360 da önceden kasmıştık. 1060 puan elde ediyoruz ve toplamda harcamış olduğunuz elmas fiyatı 1400 oluyor ve bu elmas karşılığında alacağınız 1040 puan en alt taban, daha üstü de olabilir. Part 1 Part 2 premium tedariklerinde 250 elmas değil de 450 elmas harcarsanız maksimum 1600 elmasa bir Jujutsu Kaisen kostümünü almış oluyorsunuz. Uygunu almanın tek yolu bu canlar. Ve şöyle bir durumda var. Mobile Legends oyunu ekranda görmüş olduğunuz gibi elmas yükleme görevleri getiriyor. Bu görevlerden faydalanarak elde ettiğiniz biletleri de etkinlikte harcadığınızı düşünürsek ve ben ilerleyen günlerde Mobile Legends oyununun bilet alacağımız başka etkinlikler getireceğini de düşünüyorum. Bunun yanı sıra etkinliğin toplam ödüller kısmından da alacağımız biletleri göz önünde bulundurarak Jujutsu Kaisen kostümünü almanın maliyeti daha da aşağılara düşebilir. Şimdi soracaksınız. Part 1, Part 2 premium tedariğin tarihlerini öğrendik ama görevler nasıl olacak? Ekranda görmüş olduğunuz gibi oyuna giriş yaparak 1 bilet, herhangi bir miktarda elmas yükleyerek 4 bilet, 100 elmas yükleyerek 6 bilet, 250 elmas yükleyerek 8 bilet, 100 elmas harcayarak 4 bilet, 250 elmas harcayarak 6 bilet olmak üzere Part 1, Part 2 premium tedarikten toplamda 58 bilet elde edeceğiz. Görevler bu şekilde. Şimdi gelelim etkinliğe direkt elması gömersek bir Jujutsu Kaisen kostümü ne kadara patlıyor? 840 elmasımız var. Siz gerisini yaparsınız. Hemen başlıyorum canlar. Bir de şunu söyleyeyim sizlere. Bundan sonraki süreçte hangi Jujutsu Kaisen kostümlerini alacağız, hangileri gelecek videonun sonunda detayları vereceğim. 2 çerçeve almışız, emoji almış, bayağı bir puan gelmiş. Şu animasyonu bir atlayalım. 10x daha basıyorum. Ooo! 45 puan, çok sağlam puan kasıyoruz etkinlikte. Nazar aldı şu an. Devam ediyorum tekrar. Tamam. Hadi oğlum bir JJK kostüm atman yok mu? 645 puanımız oldu. Tek tek çevireceğim arkadaşlar. 10 tane. Merak ediyorum. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir normal basayım. Tamam. Bir tane daha bastım. Tamam.
Bir tane daha basıyorum. 2 emoji attı. 1080 puanımız var. Toplam ödüller kısmına da gelelim. Şu ödülü de alalım. Bir bilet var. Boşa gitmesin. Bir 10 daha basacağım arkadaşlar. Bir 10 daha basıyorum. 1200 puan yapmış bulunmaktayım. Harcadığım elmas maliyeti 5000 elmasa yakın. Etkinliğin mağazasına geliyorum. Buradan şu kostümü bir alalım arkadaşlar. Evet, Yin'in kostümünü alalım. Biliyorsunuz Yin kahramanın ultisini Mobile Legends oyunu yeniledi. Çok süper bir hale getirdi. Hayırlı olsun diyelim. Geri kalan tek kostümü de etkinlikteki biraz önce size vermiş olduğum taktiği uygulayarak alacağım uygun fiyata. Yin kahramanının ultisini göreceğiz arkadaşlar. Oo, yeni ulti formu bu şekilde. Ekran acayip süper ya. Çok güzel arkadaşlar. Bununla ilgili OB Gaming kanalımda güzel bir yeni videosu sizlerle birlikte olacak. Form sitelerinde Mobile Legends oyununun şu anki Jujutsu Kaisen etkinliğinden sonra Part 2 yeni Jujutsu Kaisen kostümlerini getireceği ciddi anlamda konuşuluyor. Şimdi Jujutsu Kaisen'deki hangi kahramanların Mobile Legends oyununda hangi kahramana kostüm olarak geleceğini görelim. Ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz Aoi Todo, Mobile Legends oyunundaki Badank kahramanına kostüm olarak gelebilir. İncelemeler sonucunda Badank'la bayağı bir uyumlu olduğu tespit edildi. Uyumlu olduğu farklı kahramanlar da vardır muhakkak ama Badank'la daha çok özleşiyor. Mai Zeyn'ini zaten biliyorsunuz, elinde silah, bazen sniper'lı görselleri olduğunda görmüşsünüzdür. Ve bu oyunumuzdaki Lesley ile bayağı bir bağdaşıyor. O yüzden Lesley için de ilerleyen günlerde Jujutsu Kaisen kostümü görebiliriz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz Jujutsu Kaisen karakteri Maki için alternatifler birden fazla. Maki oyunumuzdaki Beatrix kahramanına kostüm olarak gelebilir. Bunun yanı sıra Sylvanna kahramanı için de kostüm olarak gelebilir. Sanki Sylvanna'ya daha yakın duruyor gibi. Mei Mei karakteri ise Mobile Legends oyununda Hilda. Hilda tarzı elinde baltaya benzer kahramanlardan bir tanesine gelecek. Buna Sylvanna'yı da ekleyebiliriz. Noritoshi Kamo karakteri ise Mobile Legends oyunundaki Yi Sunshin kahramanına kostüm olarak gelecekmiş. Nasıl bir tasarım olacak şimdi merak etmeye başladım. Ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz Panda ise oyunumuzdaki tabii ki Akai ile en sağlam eşleşen karakteri. Yani bu Akai'ye kostüm olarak gelse nasıl gelir? Zaten Akai ile o kadar çok benziyor ki kostüm aldığın zaman yeni bir kostüm almış hissiyatı doğmaz insanda. O yüzden bu karakteri Akai'ye kostüm olarak getirirken çok sağlam detaylar işlenecekmiş. Bilginiz olsun efekt olarak. Jujutsu Kaisen'deki Yuta karakteri ise Mobile Legends oyunundaki Fredrin kahramanına kostüm olarak gelecekmiş. Şu anlık Jujutsu Kaisen'le ilgili gelecek olan kostümlerin detayları bu şekilde canlar. İlerleyen günlerde farklı detaylar muhakkak çıkacaktır. Hangi kahramanlara hangi kostümlerin geleceği kesinleşecektir. Bütün detayları sizlere ilerleyen videolarda veriyor olacağım. Evet canlar, bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı, burası çok önemli. Kanalıma abone olan olmayan arkadaşlar kanala abone olduktan sonra bildirimleri açarsa çok mükemmel olur. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.